Umurdu sorun bitmiyor zaten. Herkes biliyor ne sorun olduğunu ama geçmişten gelen bir alışkanlık hiçbir zaman sorun çözülmüyor. Bu bizden nerede kaynaklanıyor? Bizi yönetenlerden de, vatandaştan da. Yani burada otokontrol sistemi diyor. Herkes akop çavuş ilişkiyle işi götürüyor yani. Ha arkadaşımın olduğu yerde bahçem var. Çok güzel bir konuya değindi. Benim orayı da şimdi yol gibi kullanıyorlar. Allah razı olsun. Biz de vatandaş mağdur değil. Sesimizi çıkartırız. Gelip geçiyorlar ama onlar babasının malı değil yani. O Umurlu'ya ait. Bizler oraya sahip çıkacağız yani. Eninde sonunda yine çıkacağız. Aldıkları yazıda da muhtarım bilgilendirdi. Bizi söyledi, dedi ki o yol açılacak. İkincisi, koruma diye bir müessese var. Demin ki abim bir buradaki Ahmet abim konuyu getirdi. Şimdi aynı sıkıntılar burada hepimiz yaşıyoruz. Bir bu yaşamıyor. Korumaya gidiyoruz. Geçen gün avukattan tam 88 lira aidatın var. Verdik, kuldu kuldu veriyor. Bunlar da antiparantez. Beyefendi benim oraya arkadaş şimşek tane su akıtıyor devamlı. Ben de açayım o zaman ön tarafa akıtayım. O bağırsın. Aa olmuyor. İşte abi ben gidiyorum söylüyorum. Olmuyor. Konu bu. Hep çözüm üretilmiyor yani. Üçüncüsü. Bizim orada trafomuz var. Artezyenimiz var. Bahçe duruyor. Voltaj yetersiz. 8 senedir dile getiriyoruz. Bugün değil. 8 saattir değil. Milletvekili de biliyor. Yönetici de biliyor. Vali de biliyor. Büyükşehir de biliyor. Küçükşehir de biliyor. Sonuç yaz geldi mi 15 dakikadır. Tak. Voltaj düştü. Aratez aşağı geliyorlar, yapıyorlar. Hep bunu niye çözüyor bu? Biz ne zaman gerçekleri görecekler ya, bilmiyorum. Hani burada şahısları hiç kimseye eleştirmiyorum. Burada hiç kimseyle dişim yok. Hani ne zaman gerçekleri görecekler yani, soruyorum. Siz gazeteci olarak bizim için bir çözüm üreteceğiniz bir konu varsa biz hazırlar. Hep beraber aydını gidelim deyin. Evet. Ben geliyorum. Kalk Ankara'ya gidelim derim, ben hazırım. Evet. Bizi yönetenler de burada. İşte hepsi de burada. Biz, ben onlarla iç içe yaşıyorum. Onlara bir lafımız diyor. Varsa yaptırım diyor. Ben aslında köşklüyüm. Dersinler bugün üniversite bizi kayıtlıydı oraya gitti. Ama nasıl götürdü helal olsun o adamlar. Bizden bir şey alamıyoruz. Ayakkabının topunu bile çaktıramıyoruz. Sorun belli. Umur'un her türlü sorunu belli. Ama çözüm yok. Şimdi şahıslar da eleştiriniz. Varsa sizin bize veremeyeceğiniz bir öneri biz hazırlardı. Bak ben onun için geldim sadece. De ki bana şurada şunu vuralım. Şurada şunu keselim. Burada bunu asalım. Ben anladım. Atağı bir rica etse. Çözüm Ankara dedi. Ankara. İstanbul'da İstanbul başbakan. Bakan neyse. Onu üretelim. Çözüm yok. Bizim burada çözüm yok. 2 gün tuhaf örnek olarak ben kendim arıyorum 188'de. Yani milli servet. Evet. Gözünüzü seveyim mesela. Adam 3 gün sonra geliyor. Ha geliyor çözüyor. Ama o günah değil mi? 300 ton su atmışlar. Birbiri mi yansıyor? Ama o olay o gün müdahale olmak durumunda. Eğer ki ben vatandaşsam ona o gün müdahale olacak. Ha biz burada kaybettik. Kaybettikten sonra her şeyin kıymetini öğreniyordum. Ama geçmişten gelen hatalar yok. Onlar da var. Yani teşekkür ederim. Yani biraz gergin gibi görüşüyor, konuşuyor. Yani gerçekler bunlar. Muhtar anlattı. Hiç kimsenin bir şey demeyi zaten yüzüyor. Hizmet de geliyor ama hep pantuman hizmet. Pantuman göstermelik her şey. Böyle türlü çözüm üretilmiyor yani. Bak arkadaş da güzel okul olayını anlattı. Yıllardır var bu. Davut'a dikiliyor, geçiyor. Bunlar çözüm mü ya? Davut'a bekliyor, çocukları geçiriyor. Allah aşkına soruyorum sana bu çözüm müdür? Bugün gelişmiş büyük şehirlere gidiyorum. Bizim kız öğretmen Malatya'da gidiyorum ben. Gece poliklinik var. Sayın gazeteciğim gece poliklinik. İsteyen açabilir bir Malatyalı dostu varsa gece poliklinik. Beyinciyi de buluyorsun. Efendim ne bileyim yani idrar yolları hastanesi doktorunu da buluyorsun. Efendim göz doktorunu da buluyorsun. Hadi aydın anlatın bakalım bana. Geneli yansıtalım olaya. Gece poliklinik olan bir tane hastane gösterin. Benim söyleyeceklerim bundan ibaret. Teşekkür ederim. Hiç kimse de yanlış bir şeyimiz oldu. Sürçü lisan. Özür dilerim. Muhtarım anlattı. Allah razı olsun. Şimdi geldiğim bir konu da var bak. Vize olacak. Ne dedi? Sorabilirsiniz. Onun odasına girdim. Dedim ki muhtarım biz traktörleri buradan aydına tavuğun elinde oyuncak olacağımızı siz burada gün alın. Biz biriktirelim bu meydanlıkta. Vizemiz o şekilde halledelim. Dedi ki ikinci bir dönem içinde şu anda 80 müracaatım doğru değil mi muhtarım? 80 tane mi ne dedi? Müracaatımızdan 60 tane yapabiliyorlarmış örnek. İkinci bir için dedi bir daha günah olur. Yani bu arkadaşım da çok mağdur. Gerçekten o yolda da kapattıkları yer çok kötü. Görün bir girelim içken buraya kadar bir tane 3 kilometremiz alır.